Temel yasalar derken mesela birkaç tane, tüm temel yasaları burada sayamıyoruz ama birkaç tane bu konuyla alakalı temel yasadan bahsedebiliriz. Ee, i̇lki Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Ee, bu çok temel bir e, kuantum kuramına dair bir özelliktir. Bize şunu söyler, bir e, objenin ya da bir e, fiziksel obje diyeyim, e, bu dalga da olabilir, parçacık da olabilir. Zaten dalga parçacık ikiliği içinden herhangi birisi olabilir. Ee, aynı anda hem konumunu hem e, momentumunu kesinlik içerisinde bilemeyiz. Yani konumunu biliyorsak zaten bir fotoğrafını çekmişiz gibi o esnada nerede olduğunu biliyoruz. Ama eğer tam olarak biliyorsak bir sonraki anda ne yöne hareket edeceğini bilemiyoruz. Ama bir sonraki anda nereye hareket edeceğini tam olarak biliyorsak da parçacığın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu e, en temel e, hatta yani kanonik e, belirsizlik eşitsizliğinden e, bir tanesi. Bir diğeri de enerji zaman, ama o birazcık daha e, fiziksel e, tasvir açısından karışık bir konu ama eğer bir şeyin enerjisini tam olarak biliyorsak ve o enerji sürekli öyle kalacaksa, e, onun hangi zamanda ölçüldüğünü bilemiyoruz. Yani buna da en güzel örnek bence ışık olabilir. Ee, bizim yani foton dediğimiz ışık parçacıkları bizim bakış açımızdan yani matematiksel olarak ışık için e, zamanın geçmediğini düşünüyoruz. Çünkü ışığın belirli bir enerjisi var ve ışık o enerjiye sahipken bir belirsizlik yoksa ışık içinde zaman geçmiyor. Yani ışık için zaten bu belirli olduğu için kuantum düzeyleri var işte hani e, onu çok formülleri vardır işte e, plank Planck sabitiyle frekansını çarpıp e, ışık bir ışık paketinin ne kadar enerjisi olduğunu bulabiliyoruz. O nedenle de ışık için bir zaman geçmediğini söylüyoruz. Bu da ne demek? Yani eğer siz e, yani siz demiyorum ama herhangi bir sistem ışık hızında ilerleyecek olsaydı bir yere e, onun için anında giderdi. Ama e, sizin için zaman geçerdi. dışarıdan ışık hızında gitmeyen bir gözlemci olarak baktığınızda zaman geçerdi. Bir diğer temel yasa olarak da e, yani kütle çekim ama buna bir hocamızın dediği gibi... ...genel çekim yasası demek daha doğru olur. Çünkü birbirini çeken şeyler sadece kütle değil. E, or yani enerji yani uzayın bükülmesi üzerinden... ...oradaki akan enerjinin e, yolunu... ...ki bu da hani en e, kısa yol prensibi... ...daha sonra en kısa eylem prensibi dediğimiz bir... E, ...temel yasa üzerinden yani... ...herhangi bir e, fiziksel... ...obje, fiziksel nesne, e, takip edebileceği en kısa yolu takip etmeye çalışır. Eğer bu yüzden de sizin önünüzde düz bir uzay değil de eğilmiş bir uzay varsa... E, ...bir enerji yoğunluğundan ötürü e, tabii ki eğik bir yol takip edecek. Bu mesela e, özel görevliliğin, e, daha doğrusu genel görevliliğin... ...deneylerle kanıtlanırken güneş tutulmasında güneşin çevresinden gelen ışıkların bükülmesi e, gibi... Deneysel durumlarda kullandığımız temel yasa ve prensip bu. Biz e, Newton zamanında Newton'un kütle çekim kuramı ortaya çıkarıldığında şuna inanılıyordu: bir etki var, bu etki uzaktan e, farklı kütlesi olan nesneleri birbirine çekiyor. Ama bu etkinin ne olduğuna da Newton'un da kendisini söyledi: ben bilmiyorum, ben sadece bunu e, gözlemliyorum ve açıklamaya çalışıyorum de, diyor. Einstein zamanına geldiğimizde ise Einstein aslında kütlelerin birbirini çekmediğini, kütlelerin uzayı yani bir çarşaf üzerindeki ağırlık gibi uzayı büktüğünü ve bu uzayın üzerinde en az eylem prensibine uygun olarak da hareket ettiklerini ve bize de sanki iki kütle birbirini çekiyormuş gibi göründüklerini söylüyor ve bu da aslında ...bizim e, zaman ve mekan diye Newton fiziğinde mutlak olarak ayırdığımız... yani ...evrenin her yerinde zaman aynı şekilde akıyordur. Evrenin her yerinde mutlak bir e, mekan algısı sabittir e, fikrini aşılmasına sağlıyor. Ve bizim e, uzay eğriliği ya da matematiksel eğrilik dediğimiz... ...bu e, curvature kavramını ortaya soraraktan aslında uzayın bükülebilir. Yani sadece dümdüz değil... Ee, ...içine kütle konulduğunda veya işte bir enerji yoğunluğu oluştuğunda bükülebilir olduğunu gösteriyor. Bu aslında e, felsefi olarak çok köklü bir değişim. Çünkü e, bizim üzerinde fizik yaptığımız temel varsayımlar Newton zamanı, yani klasik fizik yaparken zaman sabittir, mekan sabittir. Yani bunlar mutlaktır. Evrenin her yerinde aynı şekilde işlerler ee, ve e, bunlar değişmez yani sizin içine ne koyduğunuzdan bağımsız olarak bu Descartes'ci bir anlamda. Bunlar ayrıdır. Madde ile e, bizim mekan dediğimiz, zaman dediğimiz şeyler ayrıdır. Ama ile birlikte aslında bunun böyle olmadığı ve bunların birbirine bağlayan bir dört boyutlu sistem içerisinde e, bir e, etkileşim içerisinde olduklarını görüyoruz. Şimdi... Bunun e, evrenin genişlemesiyle veya e, bizim evren bilim anlamındaki anlayışımızla ne alakası var diye düşünecek olursak bir şu var. E, özel görelilikte e, ortaya çıkan fikirlerden bir tanesi şuydu bizim fiziksel olarak gözlemleyebileceğimiz eğer bir nesne sizden uzaklaşıyorsa onun size gelen ışığı e, kırmızıya kayar. Yani siz eğer bir nesne sizden çok hızlı uzaklaşıyorsa, ondan mavi çıkan ışık size kırmızı renginde gelebilir. Bu e, neyle mümkün oldu? Işık hızının sabit olduğunu ortaya koymamız da mümkün oldu. Newton zamanında ışık hızı sabit değildi. Işık hızı e, alalalde bir yani sonsuza gidebileceğin yani ışığın farklı hızları olabilir ya da anında gider gibi düşünebilirdik. Ama e, Einstein ile birlikte ışığın hızının sabit olduğunu gördük. Ve ışığın hızı sabit olduğu için e, bu işte şey paradoks değil aslında da bir tren gide bir e, araba ışık hızında giderken farlarını açarsa ne olur e, gibi bir durumdan. Eğer o araba size yaklaşıyorsa ve farlarını açarsa e, farlarını maviye renge kaymış şekilde görürsünüz. Eğer o araba sizden uzaklaşıyorsa ve farlarını açarsa e, farlarını kırmızıya kaymış şekilde görürsünüz. Bu bize e, aslında astrofizik e, alanının e, çok genişlemesi olanağını sundu çünkü e, nesne uzayda çok büyük uzaklıklarda nesnelerin bizlerden uzaklaşırken e, yaydıkları ışığa göre hızlarını bulabilmeye başladık bize yani bize o kıyasla yani bize relatif diye göreli bir şekilde hızlarını bulabilmeye başladık ve bu da aslında e, evrendeki Genel itibariyle baktığımız her şeyin bizden uzaklaştığını keşfetmemize sağladı. Einstein ilk başta bu gözlem yani bu gözlem de değil, bu aslında önce matematiksel olarak gösterildi. Einstein bunun doğru olmadığını düşünüp bir kozmolojik sabit koydu kendi denklemlerini ama daha sonra Hubble evrendeki her şeyin gerçekten bizden uzaklaştığı gözlemini yapınca Einstein de kozmolojik sabiti çıkartıp bunu kabul etti ki bu aslında şuna da tekabül ediyor. E, siz bir fiziksel kuram yarattığınızda bir e, denklem serisi ortaya koyduğunuzda sadece sizin kafanızdakileri temsil etmiyor ortaya koyduklarınız e, sizin hiç fark etmediğiniz bazı e, sonuçları da e, vurguluyor olabilir. Şimdi bu ta e, 1930'lar, 1920'lerden bahsediyoruz. 90 1990'ların sonundaysa daha e, enteresan bir gözlem yapıldı. Ee, evrendeki her şeyin yalnızca bizden uzaklaşmakla kalmadı bizden giderek daha da hızlı bir şekilde uzaklaştıkları gözlemlendi ee, Bu da e, tabii karşılığında bir sürü soru getirdi Hani neden bizden daha hızlı uzaklaşıyorlar bunu hesabını nasıl verebiliriz diye ve bu e, karanlık enerji e, dediğimiz e, kavram burada ortaya çıktı mesela Hani her şeyin bizden giderek daha hızlı uzaklaştığının, yani neden uzaklaştığının hesabını verebilmek için matematiksel olarak, yani burada karanlıklarımızın sebebi de göremiyoruz ve e, hani tam olarak ne olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Belki bilebiliriz, belki bilemeyiz, belki kuramı tamamen değiştirmemiz gerekir ama şu anki genel evren bilimsel yani kozmolojik e, tasvirimiz bunlar üzerinden.